Arkadaşlar dersimize hoş geldiniz. Hepinize başarılar diliyorum. Bu dersimizde mudaf mazi fiillerle ilgili alıştırmalar yapmaya devam ediyoruz. Evet, alıştırmalarımıza başlıyoruz. Burada fiillerimiz var arkadaşlar. Çeşitli zamirlere göre çekimlenmiş. Bu fiilleri aşağıdaki boşluklara biz yerleştireceğiz. Tabii bu yerleştirmeleri yaparken anlamlardan da faydalanabiliriz. Ancak fiillerin çekiminden faydalanmak da söz konusudur. Zaten dersimizden maksat da alıştırma çözmekten fiillerin biraz da çekimlerini öğrenmektir. Zamir değerlerini iyice kavrayabilmektir. Dolayısıyla buradaki fiillerimizin zamir değerlerini bir söyleyelim, sonra yerleştirmemizi yapalım. Akabinde de anlamlarına değineceğiz arkadaşlar. Evet, hasrenin zamir değeri hüvedir arkadaşlar. Sebep tüm zamir değeri ya da ilişkili olduğu zamir entümdür. Burada şekekine fiilinin zamir değeri ya da ilgili olduğu zamir arkadaşlar hünnedir. Şememte fiilinin zamir değeri entedir. İlişkili olduğu zamir entedir. Şennu hümdür arkadaşlar. Sabebiti entidir abi. Gördüğünüz gibi. Sadettünne entünnedir değerli arkadaşlar. Sadettünne entünne. Adda fiilimiz zamir değeri ya da ilişkili olduğu zamir efendim hümadır. Melilna, gerçi bunu melelne de gördük ama farklı şeylerden gelmekte. Melle fiilimiz baplardan gelmekte, onu da ifade edebiliriz. Bunun zamir değer karşılığı da değerli arkadaşlar nahnüdür. Şimdi buna uygun olarak fiillerimizi seçelim boşluklara ve anlamlarında hem söyleyelim hem cümlelerimizin anlamlarına da değinelim. Evet, nahnü. Bakın nahnü. Bu nahnü ve peşinden bir fiil gelecek. Nahnü uygun mu? Çekimli fiil. Burada sadece melilnadır arkadaşlar gördüğünüz gibi. Min serserati hazer raculi arkadaşlar. Nahnu melilna min serserati hazer raculi. Şimdi biz gelin buradan bir işaret çıkartalım. Buraya getirelim. Daha güzel olsun. Evet, ne demek? Nahnu biz melilna bıktık. Neden bıktık? Min serserati hadar raculi. Bu sersara kelimesi Türkçe serseri olarak geçmiş kanaatindeyim ben. Ama sersara çok konuşan demektir arkadaşlar. Ve böyle hem çok konuşan ancak biraz da boş konuşan. Boş boş çok konuşan şeklinde bu kelimeyi anlayabiliriz. Dolayısıyla bu adamın boş boş konuşmasından bıktık şeklinde cümleyi tercüme edebiliriz. Bu adamın boş boş konuşmasından biz bıktık diyoruz. Evet, devam ediyoruz. El muallimu hoca. Nokta nokta telamize hı ala ikameti salah. Evet, burada ipuçlarımız var. Hoca ne yaptı? Bir şey yaptı. Şimdi hocaya uygun olan fiilimiz, hocanın zamir değeri zaten hüvedir. Hüveye uygun olarak çekimlenmiş fiil burada sadece ne var? Hasse var arkadaşlar. Biraz önce hüve demiştik zaten. Hasse fiilini buraya getiriyoruz ve şöyle yapalım. Hasseden bir çizgi indirelim. Evet, böyle olsun. Hasse'nin anlamı teşvik etti demek idi. Zaten şu alayı gördüğümüzde bir gönlümüz hasseye doğru yönelmiş idi. Niye? Hasse ala ile kullanılır da o yüzden havva gibi geçen dersimizde geçmiş idi bu fiillerimiz. Evet, hoca muallim teşvik etti, hasse teşvik etti. Kimi? Telamizehu öğrencilerini neye? Ala ikameti salati namaz kılmak demek arkadaşlar. Namaz kılmaya teşvik etti diyoruz. Devam edelim. Cunuduna nokta nokta gâraten alâ cunûdil aduvvi dedik arkadaşlar. Cunuduna ne demek? Bizim askerlerimiz demek. Cündün cunudun. Bunların zamir değeri arkadaşlar hümdür. Cemi olduğu için hüme uygun olarak burada çekimli fiilimiz ne var? Sadece şennû var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. O zaman şennû gelecek demektir.
Onun anlamını da söyleyeceğiz zaten. Shenmue ne yaptılar? Hatta şöyle yapalım daha güzel gözüksün. Cunuduna Shenmue gâreten, Shenmue şenne gâreten şeklinde kullanılır. Saldırı düzenlediler. Kime? Ala cunudil aduvi, düşman ordularına diyelim buna. Ya da düşman askerlerine. Ordumuz ya da askerlerimiz, evet asker diyelim, cündün, asker, cunud, askerler. Efendim, saldırı düzenlediler. Eşenlu gâraten alâ cunudil aduvi, düşman askerlerine dedik. Devam ediyoruz. El muhasibani. Bakın el muhasiban tesniye gelmiş. Ve zamir değeri hümadır arkadaşlar. Hümaya uygun olan fiilimiz burada ne var? Addadır. Sadece adda var. O halde addayı buraya bir getirelim. Getirdik. Efendim. Ennukuda. Adde saydı demek. Ennukut para. Parayı saydılar. İki muhasebeci diyoruz. Parayı saydı anlamına geldi. Ya aminetü. Ey amine. Zamir değeri bunun. Bu nida üslubunda ente demiştik. Muhatap muhatabaya seslenilir idi şeklinde izahını yapmıştık. Bunun zamir değeri dolayısıyla entidir arkadaşlar. Müzekker değil müennes. Gördüğünüz gibi amine. Entiye uygun zamir fiil burada hangisi? Sebeptüm baktık. Ha, sabebeti. Sabepti arkadaşlar. Dolayısıyla sabepti gelecek diyoruz. Evet. Hel sabepti şaye liebike. Ben bunu şöyle anlıyorum değerli arkadaşlar. Sabbe dökmek, akıtmak, boşaltmak gibi anlamlarına geliyor idi. Sen çayı döktün mü leybike babana. Sanki babana çay doldurdun mu gibi bir anlam olduğunu düşünüyorum. Ya babanın üzerine çay dökmek falan olabilir mi? Elimizde şu bilgi beni biraz daha ben olumlu baktığım için bu şekilde düşünüyorum. Arkadaşlar onu söyleyelim. Babana çay döktün mü? Tabii Türkçe'de çay dökmek ifadesi kullanılmıyor. Çay doldurmak ifadesi kullanılıyor. Dolayısıyla biz bunu babana çay doldurdun mu şeklinde de anlamamız mümkündür. Hatta daha güzeldir. Kendi dilimizde karşılığını düşünüp ona göre hareket etmek gerektiği kanaatindeyim ben. Evet, tabii eylem bazında arkadaşlar. Eyleme isim verme bazında diyebiliriz. Devam ediyoruz. 6. Limaza niçin? Nokta nokta. An Rabbi künne eyyetühel mücrimatü. Şimdi biz de elimizde karinelerimiz var. Şuradaki künne, şuradaki de eyyetühel mücrimatü. Ey günahkar bayanlar demek bu. Şimdi bayanlar en ve muhatabımız olduğu için arkadaşlar bunun zamir değeri entünnedir. Entünneye uygun zamir, zamine uygun fiil bulacağız buradan. Bakıyoruz. Sadettünne. Evet, evet burada sadettünne var. Evet arkadaşlar. Limaza. Evet arkadaşlar. Sadettünne an rabbikünne eyyetühel mucrimatü. Ey günahkar kadınlar. Niçin Rabbinizden efendim yüz çevirdiniz şeklinde anlıyoruz ya da Rabbinizden niçin uzak durdunuz da diyebiliriz buraya. Dolayısıyla sadet tünneyi de buraya alıyoruz. Devam edelim. Ya Halidu, ey Halit, entedir bu zamir değeri. Ente uygun olan fiilimize bir bakalım. Evet, şememte var. Başka da kalmadı zaten. Şurada iki tane fiilimiz var. Şememte. O zaman hel şememte hadel itrah diyeceğiz arkadaşlar. Bu kokuyu kokladın mı şeklinde bir anlam çıkacak. Hel şememte hadel itrah. Bu kokuyu sen kokladın mı diyoruz. Devam ediyoruz. Eşşurtiyatü bayan polisler nokta nokta. Bayan polislerinin zamir değeri nedir arkadaşlar? Efendim hünnedir. Hünneye uygun zamir burada şekekine vardır. Sadece. Evet. Şekekneyi getirdik. Şöyle buradan indirelim. Şekekne.
Fişebabil calisine bi civaril masrufi. Evet. Anlamını söyleyelim. Bayan polisler şekke şüphelenmek demekti. Şekekle şüphelendiler. Kimden? Fişebabil calisin. Şebap gençler. Calisine oturan gençler. Nerede? Bir civaril masrufi bankanın yanında. Bayan polisler bankanın yanında oturan gençlerden şüphelendiler diyoruz arkadaşlar. Ya şebabı, ey gençler, zamir değeri entündür. Hel, haula irricale diyeceğiz arkadaşlar. Şimdi, en şebap entüm, entüme uygun çekimli fiil sadece sebeptüm ki diğer taraftan sadece elimizde bu fiilimiz kaldı. Sebeptüm, sebbe fiilimiz sebeptüm, hel sebeptüm hakaret ettiniz mi haulâ-i ricale bu adamlara? Ey gençler bu adamlara hakaret ettiniz mi, kötü söz söylediniz mi şeklinde de burayı anlıyoruz arkadaşlar. Devam ediyoruz. Altıncı fiil cümle örnekte olduğu gibi isim cümlelerine dönüştürün. Yine burada fiilin zamire uygun olarak, zamir değerine uygun olarak kullanılması söz konusudur. Ondan hareketle biz ne yapıyoruz arkadaşlar? Sorularımızı, alıştırmalarımızı yapıyoruz. Bakın, gelin hızlıca gece devam edelim. Sabbe ricalül itfa'il ma'e alel harik. Sabbe döktü ricalül itfa'i. Bu şey demek arkadaşlar, itfaiyeciler anlamındadır. İtfa, rical, itfa söndürmek, rical söndürme adamları demek. İtfaiyeci diyoruz Türkçemizde. Elmai, suyu döktüler. Nereye? Alel harik, yangına. Yangının üzerine ya da yangına suyu döktüler dedik. Şimdi dönüştürmüş fiille faili yer değiştirecektik. Tipik alıştırmamız. Ve fiil faille yer değiştirdiğinde değerli arkadaşlar failin adetine göre fiil ya da zamir değerine göre çekimli yazılacaktı. Ricalül itfai humdur zamir değeri. Çünkü rical kelimesi cemidir. Sabbu döktüler. Elma'e alel harik yangına su döktüler. Biz de yangına su fışkırttılar diyoruz değil mi? Evet, yangına müdahale ettiler de diyebiliriz. Şimdi değerli arkadaşlar. Evet, fiil başta şu kuralımızı bir daha hatırlayalım. Fiil başta geldiyse, failimiz de böyle açık bir isimse, fiil mutlaka ne oluyordu? Müfret çekimli oluyordu, sabbede olduğu gibi. Ama fiil ile fail yer değiştirirse bu tür alıştırmalarda cümlenin kurgusu da değişiyordu. Zira sabbe ile başlayan bu fiilimiz fiil cümlesidir. Burada ricalül itfa artık isim cümlesidir. Dolayısıyla kurgu değişiyor, onu söyleyelim. Hatta cümle isimlendirme bu anlamda değişiyor. Fiil de artık önceki failin adetine, zamir değerine uygun olarak yazılıyor idi. Onu söyleyeyim. Devam edelim. İlk birinci alıştırma. Hallet tilmiratü küllel esileti. Hallet. Şuradaki ittikai sakinin geçiş hareketi diyoruz. Hallet çözdü. Tilmiratü bayan öğrenciler. Küllel esilete tüm soruları çözdüler dedik. Tilmizatla hallet fiilini yer değiştirelim. Et-tilmizatü halelne küllel esilete. Küllel esileti oldu arkadaşlar. Bakın buraya dikkat ediniz. Efendim. Şimdi değerli arkadaşlar. Et-tilmizatü sözcüğümüz bizim müzekker. Efendim size düzeltiyorum. Müennes akil bir cemdir. Değil mi? Cemi müennes salim bir sözcüktür. Söylüyorum. Dolayısıyla zamir değeri bunun nedir? Hünnedir. Hünneye göre fiilimizi çekimlediğimizde halenle karşımıza çıktı. Dönüşüm bu, budur arkadaşlar. Gayet de kolaydır diyoruz. Zanne ikinci alıştırma. Zanne ettullabu. Zanne ettullabu da okuyabiliriz. Tullabu derse sehlen. Zannetti. Ettullabu öğrenciler. Ed derse dersi sehlen kolay. Şöyle anlayalım. Öğrenciler dersin kolay olduğunu zannettiler diyelim. Türkçe zannetmek fiili olduğu gibi geçmiş anlam hem lafız olarak hem anlam olarak Türkçe'ye geçmiş diyoruz.
Evet, burada tullabla zanneyi yer değiştiriyoruz. Et tullabu, öğrenciler, zamir değeri hümdür, cemidir. Müzekker salimdir gördüğünüz gibi. Müzekker salim diyelim, kırık cemidir ama akil bir cemidir arkadaşlar. Müzekkerdir. Zannü, hümde, zamir değeri hümdür. Fiilimizi ona göre çekimledik. Zannü, zanne zanna, zannü oldu. Ederse sehlen, bir şey değişmedi şu kısımda. Anlam da oldu. Öğrenciler dersin kolay olduğunu zannettiler. Belki buraya düşündüler de diyebiliriz. Devam ediyoruz değerli arkadaşlar. Ferra kaçtı. El-Lissani. Hırsız mineşurtiyi polisten. Ferra kaçtı. El-Lissani. İki hırsız mineşurtiyi polisten. Lissani ile Ferra'yı yer değiştireceğiz. El-Lissani değiştirdik. Zamir değeri Hüma'dır. Fiilimizi Hüma'ya göre çekimledik. Ferra'yı bulduk. Ve malum. Ferra, Ferra, Ferru dedik arkadaşlar. İki hırsız polisten kaçtı dedik. Efendim, garra şeytanı el insane. Garra şeytanı el insane dedik. Garra aldattı diyeceğiz buraya. Kandırdı, baştan çıkarttı gibi anlamları var. E şeytan, şeytan el insan, insanı. Şeytan insanı aldattı. Şimdi değerli arkadaşlar, şeytanla sözcüğüyle garra fiilini yer değiştirdik. Eş şeytan, garral insan oldu. Burada bir şey değişmedi. Şeytanın zamir değeri karşılığı hüve olduğu için fiil ona uygun olarak garra olmaya devam etti. Devam edelim. Gallet azaldı. Ne azaldı? Nisbetül betaleti. Bu betale işsizlik oranı. İşsizlik demek nisbe oran demek. İşsizlik oranı azaldı. Nerede fi Türkiye? Türkiye'de azaldı dedik. Şimdi nisbetül batale ile galleti yer değiştireceğiz. Yer değiştirdik arkadaşlar. Nisbetül bataleti, işsizlik oranı. Efendim ne oldu? Gallet oldu fi Türkiye. Şimdi nisbe kelimesiyle zamir değeri hiye'dir. Fiilimiz hiye'ye göre yine gallet olmaya devam etti. Arkadaşlar gördüğünüz gibi. Evet. Addet el muvazzafetani en nukude. Addetil muvazzafetani okuduk irtikayı sakine. Şimdi bu ne demek? Addet saydı iki tane görevli. Neyi? En nukud parayı. Paraları saydı arkadaşlar. Naktun nukudun paralar demek. El muvazzafetani ile addeyi yer değiştiriyoruz. Değiştirdik. El muvazzafetani. İki görevli bayan. İki memur bayan da diyebiliriz bunu arkadaşlar. Ne yaptılar? Addeta saydılar ennukut parayı. Zamir değeri hümadır ama müennes olarak hümadır. Onu söyleyelim. Dolayısıyla adda adda addu addet addeta adet ne olur değil mi arkadaşlar? Evet onu da bu şekilde çözdük. Devam ediyoruz. Hebbet arriyahu şediden dedik. Rihun, riyah, hebbet esti riyah, rüzgarlar şediden şiddetli. Rüzgar şiddetli esti diyoruz arkadaşlar. Şimdi, hebbe fiili bir önceki dersimizde de yine karşımıza çıkmıştı. Hatırlayacak olursak. Riyahla hebbe fiilini yer değiştiriyoruz. Değiştirdik karşımıza. Riyahı'yı başa aldık. Riyahı'nın zamir değerini biz ne yaptık? Rihun, riyahın tespit ettik ve hiye olduğunu gördük. Niye? Riyah kelimesi cem bir kelimedir, gayri akil cemdir. Gayri akil cemler Arapçada müfret müennes hükmündedir. Ki müfret müennes hükmünde ise buna uygun zamir de hiyedir arkadaşlar. Hiyeye göre fiilimizi düşündüğümüzde çekim itibariyle karşımıza hebbet çıktı. Aslında değişmedi. Şediden aynı olduğu gibi yazdık. Devam ediyoruz. Kaybolmasın. Yefirrul muslimune minel kizbi. Yefirru kaçar. El muslimune. Müslümanlar kaçar. Minel kizbi. Yalan söylemekten diyelim. Şimdi burada muzari gelmiş. Bunu ben imla diyelim sehvi olarak gördüm ve ben bunu mazi kabul ettim arkadaşlar. Çünkü konumuz mazi fiil olduğu için. Dolayısıyla bunu ferra şeklinde kabul ediyorum. Ferra el muslimune minel kizbi dedik. Müslümanlar yalandan kaçtılar dedik. Bunu Müslüm kelimesiyle ferra fiilini yer değiştiriyoruz. Değiştirdik.
Muslimun'u başa aldık. Zamir değeri neydi? Arkadaşlar hümdü. Fiili hüme göre yazdığımızda ya da çekimlediğimizde hümdeki karşılığı ferru oldu. Minel kibri yalan olduğu gibi yazdık. El Müslümanı, Müslümanlar ferru kaçtılar minel kibri yalan söylemekten. Kaçtılar dedik. Muzari düşünseydik ne olacaktı arkadaşlar? Yefirru ne olur idi. Onu da o zaman konuşacağız. Devam edelim. Hasset el müderribani el laibine alel cehdi diyebiliriz. Cuhdu da olabilir, cehdi de olabilir. Hasse teşvik etti. El müderriban antrenör demek arkadaşlar. Bu da aslında eğitmen anlamına da geliyor ama biz antrenör diyelim. El laibin oyuncuları alel cehdi. Bu cehd dediğimizde çalışmak, gayret etmek. Yani gayret etmeye teşvik etti. Belki daha çok çalışmaya teşvik etti diyebiliriz. Hasse müderriban yer değiştireceğiz. Fiille fail. Değiştirdik. El müderriban baş aldık. Zamir değeri hümadır. Fiilimizi hümaya uygun yazdık. Hassa oldu. El laibine alel cehde olduğu gibi kaldı. El müderriban antrenör, iki antrenör oyuncuları çalışmaya teşvik ettiler şeklinde burayı da anladık. Ve bu son alıştırmamızdı bu dersimiz için arkadaşlar. Dersimizi böyle bitiriyoruz. Gördüğünüz gibi burada sizden beklentimiz şu. Alıştırmalar nasıl çözüldüğüne dikkat edin. Usulüne, usulü öğrenmeye çalışın. Ki rahat edesiniz. Sonra da görmüş olduğunuz kelimeleri mutlaka ama mutlaka öğrenin arkadaşlar. Öğrenmeden geçmeyiniz. Öğrendikçe Arapça vakıfiyetiniz de artacaktır. Diğer bir husus da şu olsun. Belki daha önceki derslerimizde az söyledik. Bu tür alıştırmaları çözerken önce kendiniz çözmeye gayret edin. Kendiniz bir zorlanın. Yapamadığınız noktada daha sonra kendiniz çözdüklerinizle bizim çözdüğümüzü karşılaştırın ve kendinizi bu itibarla çek etmiş olursunuz. Nerede fazlanız, nerede eksiğiniz, nerede iyisiniz, nerede istediğiniz noktada değilsiniz. Bunları da görmüş olursunuz kanaatindeyim ben. Hepinize başarılar diliyorum. Başka bir dersimizde görüşmek üzere. Sağlıcakla kalınız değerli arkadaşlar.